Işık aldım. O iyice ortalığı şey yapar. Sesler çıkarıyor. Biraz daha kolay temizleneceğini düşündüğüm Smashbox'ın kontür paleti zaten çok da kötü durumda değil ama iyi durumda da diyemem. Bunu aldım. Sesini seven çok diye taktım sırf. Umarım hoşunuza gidiyordur. Genel sesleri özlemişim gerçekten. Mikrofon, yani yaka mikrofonun yeri bende de çok başka. Ama Blue Yeti daha kolay oluyor. Çünkü kendimi duyabiliyorum. Ve tereddütte kaldığımda en azından duyuyorum. Orayı bir daha söylüyorum falan. Sonra kesiyorum kötü yere ya da nefes vermiyorum buraya. Mikrofon da öyle değil. Yaka mikrofon da öyle değil. Göstereceğim size de. Şuralarını bir temizleyeyim de. Şöyle. Güzel. Çık. Güzel oldu bu. Bu gerçekten kolay bir temizlik oldu açıkçası. Çünkü dediğim gibi zaten sıkı bir formülü var. O yüzden böyle toz içinde ağlamıyor. Göstereceğim size şimdi. Şöyle gayet iyi durumda şu anda. Bakayım şuradan doğrusu da şu şeyi gösterebileceğim mi diye düşündüm de. Burada bizi bekleyen bütün şeyleri görebilirsiniz. Şimdi de şöyle yapacağım. Ama çok araba geçeceği tuttu. Aynası olanlar için şu var. Rossmann'larda bulabilirsiniz. Cam falan. Ya da saydam diyeceğim işte bu. Birazdan göstereceğim makyaj kutum gibi. Şeyleri silmeye çok yarıyor. İşte cam ocağınız varsa. Elektrikli ocak ya da bilmiyorum adını onların. İşte onların üstü falan da güzel.
siliniyor. Ama bu nedense pek güzel silinmedi. Çok lekeli galiba. Evet, olmadı. Pek... Ah. Merhaba. Pek başarılı olmadı. Şuraları görüyorsunuz kenarlarını. Olmadı. Şekilde raft video atıyorum artık. Bayağıdır oldu.
Ben çok kullanmıyorum.
yazmayacağız falan dedi. Ben de bir daha yazmadım, yazmayacağım. Size de anlatayım nasıl skandal bir görüşme olduğunu. İşte bunlar Norveçli bir şirket. İlk görüşme video çekmemi istediler sorulara cevap olarak. Orada. Tabii ki çektim. Hemen dönüş geldi. Çok beğendik falan diye. HR'le görüştüm. Çok keyifli geçti. Ondan sonra HR'le olan görüşmemden sonra ne oldu? Case'de de hazırlamamı istediler. Yaptım. Sonra onu da beğendiler. Kurucu adamla bir 15 dakikalık görüşme yapmam istendi. Ben de sandım ki 15 dakikada case'le ilgili konuşacağız. Öncelikle dedim ki bunlar Norveçli bir şirket ve aromaterapi, bu room diffuser oluyor yani, koku salıyor nem buharıyla beraber, onlardan üretmişler. Minimalist bir dizaynı var çoğu şeyin aksine, ürünün bir sene içinde inanılmaz da bir yükseliş yakalamışlar. Ondan sonra şimdi ama şirket 4 kişi sadece, küçücük bir şirket. İş hayat, özel hayat dengesini
önem veriyorlar. 45 dakika boyunca hem İK'cı kadın hem de müdürüm olacak adamla bildiğin sohbet ettiğin iş görüşmesi gibi değildi. Adamlar mesela bugün günlerden salı, pazartesi, salı bugün. Geçtiğimiz perşembe görüşmüştük. Pardon, geçtiğimiz pazartesi görüşmüştük. Şey yaptılar, dönüş yaptılar, şey dediler, daha karar veremedik. Görüşmelerimiz sürüyor ama haber vermek istedik. Bu pozisyon için en favori adaylarımızdan birisisin falan demişler. Nasıl mutlu oldum. Haber vermek, update etmek zorunda değil yani ama yine de yazıyor. Çok güzel bir şey bence. Ondan sonra batıyor çünkü azınlıkta, çoğunlukta değiller. Azınlıkta böyle hırpolar. O yüzden tercihim kaçmak üstüne bu tarz insanlarda. O yüzden diyorum Allah düşürmesin. Şimdi kalemlerin, eyelinerların olduğu sekme nihayetinde geldi. O yüzden kötü durumda değiller. Ama sanki hazır bunları böyle temizlemişken bazılarını atmak da iyi olabilir gibi geldi. Neden diyorum? Çünkü kurudular veya tarihleri geçti. Mesela L'Oréal Paris'in Parfait isimli bir dudak kalemi var ki eminim ki bu annemin rengi kalmamış artık. Belki de kalmıştır. Kalmış he. Asla firma adını da vermemem. GDPR. Gizli kalsın. Thank you.
Rüzgar sesleri kesin geliyor şu an.
aşağı indireceğim. Lakin ki şu an şöyle bir problemim var. Islak mendil kalmadı. Dolayısıyla şu cam şeyle cam mendiliyle sileceğim. Önce şu kuru yanı alayım. Yoğun bir alkolü var herhalde bunun. Çok uçuyor çabucak. Çıkıyor.
Yandınıza çok.